Bugün Özyeğin Üniversitesi'nden Senem Timuroğlu bizimle. Kendisiyle Kanatlanmış Kadınlar adlı kitabını konuşacağız. Çok önemli bir çalışma bu. Araştırmaya da dayanıyor. Ama önce bir merhaba diyelim. Merhaba Senem, nasılsın? Merhaba Tülay Hanım, iyiyim. Siz nasılsınız? İyiyim ben de. Çok teşekkür ediyorum. Korona günleri malum, herkes evlerdeyken artık Zoom'a dönüş yaptık. Sizinle de epeydir istiyordum ben kitabınızı konuşmayı. Evet. Şimdi ben de Eskişehir'deyim, çiftlik ortamındayım. Kitabı da göstermek isterdim ama yanımda değil maalesef, almayı unutmuşum. Sizin aracınız... Benim evet yanımda, ben gösterebilirim izleyicilere. Çalışmam Kanatlanmış Kadınlar. Davet ettiğiniz için ve önemli bulduğunuz için çok teşekkür ederim gerçekten de. Çünkü bütün bu çalışmalar birer belge ve tarihe not düşmek. O yüzden çok önemsiyorum. Öncelikle sizi tanıyalım mı? Hani Senem Timuroğlu kimdir tanımayanlar için? Tabii. Tabii. Esasında çalışmamla da çok ilişkili eğitim hayatım. Ben damdosyon mezunuyum. Bildiğiniz gibi Osmanlı modernleşmesi ve Cumhuriyet'in modernleşmesi, Fransız aydınlanması kültürü, ilk o Fransız okullarından bir tanesi Notre Dame de Sion. Ben de orada okudum ve o kültürle ilk gençliğim geçti. Ardından Mimar Sinan Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümüne, Tanpınar'ın da öğrencileri olan müfredatımız da bu minvaldeydi. Böyle bir eğitim hayatı geçirdim edebiyatla ilgili. Ardından da Paris'e gidip yüksek lisansımı yaptım ve Tanpınar çalıştım orada. Daha sonra Bilkent Üniversitesi'nde ikinci bir yüksek lisansımı yaptım. Ardından Özyeğin Üniversitesi'nde çalışmaya başladım 2009 yılında. Ve o sırada da Sorbonne'da doktorama başladım. Kanatlanmış Kadınlar benim 6 yıllık bir araştırmam, doktora çalışmam, arşiv araştırmam Sorbonne'da yaptım. Ve 2017 aralığında da savundum Sorbonne'da. Ardından da iletişim yayınlarından 2 sene içerisinde, yani bu sene çıktı. Bu sene Mart ayında çıktı. Kitap olarak yayınlandı. Yolculuğuna baktığımız zaman benim Paris'teki yüksek lisans zamanıma dayanıyor diyebiliriz. Çünkü oraya gittiğim zaman bir feminist edebiyat eleştirisi bilmiyordum. Yani bir feminist tarih bilincim yoktu açıkçası. Üniversiteden mezun olduktan sonra yüksek lisansımı yaparken. Ama Tanpınar'ın şehirle ilişkisi çok bildiğiniz gibi özeldir. Paris'le olan ilişkisi üzerinden ve Fransız edebiyatı kaynakları üzerine çalışıyordum Tanpınar'ın. İşte Valéry. Tabii şehirle ilişkiye baktığım zaman da Walter Benjamin, flanörlük teması vardı Tanpınar'ın Paris'le olan ilişkisinde. Ve ben de aynı şekilde Paris'i arşivliyordum açıkçası. Geziyordum Tanpınar'ın mektuplarıyla birlikte, Paris'in mektuplarıyla birlikte. Orada flanörlükle flanözlük arasındaki farkı bilmeden bir kişisel deneyim yaşadım esasında 3 yıl diyebilirim. Peki, yüksek lisansımı yazarken. Araya gireyim. İkisinin arasındaki tabii fark nedir? Biz de bilmiyoruz bizim için. Tabii. Onu şimdi oraya geleceğim hemen. Şöyle ki, Tanpınar üzerine çalışırken şehirle olan ilişkisini ve Paris'le olan ilişkisini, bu Paris'in ve Fransız kültürünün bizdeki tarihine baktık. Çünkü Mimar Sinan Üniversitesi'ndeyken yeni Türk edebiyatı tarihi bilirsiniz. Osmanlı modernleşmesinin, Tanzimat'ın, sonrasında Jön Türk devriminin, yani Osmanlı aydınlanmasının tarihini görürüz. Fakat biz bu tarihi sadece erkeklerin gözünden görüyorduk. Fakat ben bunu fark etmemişim. Yani Paris'e gittiğime de fark etmiyordum. Biz kadın öğrenciler olarak kendi müfredatımızda bir kadın tarihini görmüyorduk. Bir hafızasızlık ve belleksizlik içerisindeydik. Biz sadece Namık Kemal'i, Ahmet Mithat'ı, Osmanlı modernleşmesinin erkek deneyimi üzerinden, erkeklikler deneyimi üzerinden, erkekliklerin entelektüel deneyimi ve zihinsel dönüşümü üzerinden görüyorduk. Ve bunun da bir uzantısı Tanpınar'ın tabii ki de Paris'e gitmesiydi. Çünkü 19. yüzyıl ve erken 20. yüzyılda Fransızca ve Fransız kültürünün aydınlar üzerindeki etkisini biliyorduk ve ben Paris'e gittiğim zaman bu tarihe baktığımda şöyle bir soru sormuştum. Çünkü ben de bir kadın olarak Paris'teyim
ve ben bir Türk kadın olarak Paris'teyim ve Fransa hem cinsiyetçi hem de ırkçı bir kültürü olan bir yerdir. O kadar Fransız aydınlanması olmasına rağmen, yani egalite, fraternite ve liberte denmesine rağmen, zaten fraterniteye baktığımızda kitapta da söylüyorum, erkek kardeşliğidir. Yani Fransız modernleşmesi de bir erkeklik sözleşmesine dayanır. Erkeklik dostluğu ve birlikteliğine dayanır. Dolayısıyla oradaki benim kişisel deneyimim, yani bir kadın olarak bir kenti arşınlamak ama aynı zamanda bir doğulu kadın olarak o kenti arşınlama deneyimimi 19. yüzyılda acaba kadınlar var mıydı gelen ya da erken 20. yüzyılda? Çünkü Tanpınar'ın geçmişine ve tarihine baktığımda biliyorum Namık Kemaller gelmiş, Şinasiler gelmiş, Osmanlı modernleşmesinin aydınlanmasının öncüleri Fransa'ya gelmişler değil mi? Paris'e gelmişler ama kadınlardan var mıydı gelen? Ve şu soruyu da sordum. Acaba kadınlar nasıl etkilendiler bu Fransızcadan, Osmanlı aydınlanmasından gibi? Ama o zaman bir bilincim yoktu açıkçası. Yani şeyi bilmiyordum. Tarihin bize insanlık tarihi olarak verildiğini, yani benim edebiyat tarihimin, ama onun esasında bir erkeklik tarihi olduğunu farkında değildim. Ama bu bir edebiyat tarihi diye bakıyordum. Yani cinsiyetli bakmıyordum. Toplumsal cinsiyet açısından bakmıyordum. Öyle bir odağım yoktu. Ta ki Bilkent Üniversitesi'nde ikinci yüksek lisans tezimi yazana kadar. Çünkü ikinci yüksek lisans tezimi ben erkeklik üzerine yazdım. Esat Mahmut Karakurt'un romanlarında, romanslarında, aşk romanlarında bu Kerime Nadir dönemi önemli popüler aşk yazarıdır Esat Mahmut Karakurt. Yani para, romanlarıyla para kazanabilmiş kadar popüler bir adamdır. Onun romanlarındaki erkek kahramanlara baktığım zaman Cumhuriyet döneminin erkeklik tasavvurları, aydınlanmanın, yani Osmanlı aydınlanmasının, yani toplumsal cinsiyetli açıdan bir modernleşme olduğunu, bizim esasında modernleşmemizin cinsiyetli bir modernleşme olduğunu, esasında tarihimizin tek bize yönden anlatıldığını fark ettim o yüksek lisans çalışmasını yaparken. Ve sonrasında Bilkent'i de bitirdikten sonra ben editörlük yaptım Emge Kitabevi'nde. Sonra oğlum oldu. Farklı zamanlar geçirdim. Yani annelik deneyimi gibi. Ve sonrasında akademiye geri dönmeye karar verdiğimde ise şöyle bir karar vermiştim. O Paris'teki yaşadığım o çifte katmanlı, hem doğulu olmak, hem kadın olmak, hem de bize müfredatımızda verilmeyen o tarihin, yani tek yanlı tarihe acaba bir katkıda bulunabilir miyim? Yani hem o kişisel, çünkü feminizm esasında bizim kişisel kadınlık deneyimimizdir de aynı zamanda. Yani bizim bir güçlenme deneyimimizdir. Ben bu araştırmayı yaparken kendimi de güçlendiriyordum esasında. Hem diğer kadınlara bir hafızaya, belleğe katkıda bulunabilir miyim? Hem de o yaşadığım gençlik dönemindeki yaşadığım o yaralarım, yani o çünkü bir yaralandım o Paris'teki o süreçte, rahatsızlık verdi bana. Flanözlüğü bilemediğim için, yani flanörle flanöz arasındaki farkı bilemediğim için onu hemen buna bağlayalım, oradaki farkın ne olduğunu. Görülme ve görme üzerinden. Şimdi Walter Benjamin esasında Baudelaire'e bağlayarak söyler. O kalabalıklar içerisinde kayboluyor modern birey, esasında o erkek işte. O kalabalıklar içerisinde bir kadın olarak siz kaybolamıyorsunuz. Yani siz hep görülen ve gözlerin üzerinizde olduğu bir fark oluyorsunuz. Dolayısıyla şehri tam olarak bir kaybolma deneyimi içerisinde ve o akıntıya kapılarak gözlemleyemiyorsunuz. Çünkü gözlemleyebilme deneyimi için sizin gözlemlenmiyor olmanız ve bir rahat olmanız, orada kaybolmanız, o akışın içerisinde o şehri gerçekten yaşayabilmeniz gerekir, deneyebilmeniz gerekir. Dışarıda o siz bir fark olduğunuz için kıyafetinizden dolayı, işte bedeninizden dolayı sözlü tacize uğrayabiliyorsunuz. Bir kafeye gittiğinizde bir müstehzi bir yandaki adamın gülüşüne, birçok başka bakışlara, sizi rahatsız edebilecek birçok dış etkenlere bağlı oluyorsunuz. O yüzden kadınla kent arasında ve kadının yürümesi kentte çok farklı bir deneyim bir erkeğin yürümesinden. Gibi. Bunun içerisinde cinsiyetçi kültür, ırkçı kültür, başka bir sürü katmanlar girerek sizi farklı kadınlık deneyimlerinde, farklı kadın kent deneyimleri oluşturabilir. Ama cinsiyetli bir deneyim ve kent de cinsiyetli bir mekan. Dolayısıyla ben bu Sorbonne'da hem Fransa'nın ırkçı ve cinsiyetçi tarih anlayışına, çünkü orada da haremi ve doğulu kadınları algılayış biçimi farklı biliyorsunuz. Irkçı ve oryantalist ve cinsiyetçi. Hem oraya bir şey söylemek, hem
bizim müfredatımıza bir şey söylemek. Yani yeni Osmanlı edebiyatı ve Osmanlı modernleşmesinin esasında kadınların tarihi olmadığını, bizim diye anlatılan şeyin erkeklerin tarihi olduğunu, biz anlatılarının esasında artık toplumsal cinsiyetli bakışla yeniden ele alınması gerektiğini söylemek için, hem de kendi kişisel deneyimimde güçlenmek için, o da şöyle oldu, bu araştırmayı yaparken benim gibi, aynı benim gibi hisseden Zeynep Hanım'la karşılaştım, Hatice Zinnur'la karşılaştım. O da erken 20. yüzyılda Avrupa'ya tek başına bir kadın olarak gitmiş ve oradaki ırkçı ve cinsiyetçi şeylere maruz kalmış. O sabırları. Tam da işte bir flanöz esasında deneyimi ve oradaki gözlemleri önemliydi benim için. Okurken beni güçlendirdi açıkçası. Dolayısıyla üçlü bir ayağı vardı bu araştırmanın diyebiliriz Bey Hanım. Peki, kitapla araştırma hem kitap eşler aynı. Ne anlatıyorsunuz? Kitapta okuyucu neyi görüyor? Ne anlatıyorsunuz okuyucuya kimler aracılığıyla? Şimdi yapmak istediğim şuydu. Osmanlı modernleşmesini kadınlar nasıl deneyimlediler? Bu soru üzerinden çıktım yola. Ve burada bize anlatılan, onu Gaflet kitabında da bir makale olarak katkıda bulunmuştum bu konuyla ilgili. Bize anlatılan bir travmatik yapı var. Yani doğulu erkeklik, ihtişamlı imparatorluğun erkeklik anlatılarının batılı erkekliğe geçtiği zaman, yani batılı modern aydınlanma ve kültür çemberine geçtiği zaman bir başarısızlık ve bir yenilgi olarak algılandığını biliyoruz. İşte yani Tanzimat ve işte Jön Türk erkekleri bir batılı taklitçiliği veya özenticiliği yapmamaya, kendi kültürlerini korumaya çalışmaya, özgün bir şey bulmaya çalışmaya ama bir yandan da boyun eğmek zorunda kaldıkları bir iç ezikliği yaşıyorlardı. Böyle bir dönemin sonunda Cumhuriyet'le bağımsızlığı ve özgürlüğü ele aldı. Yani hasta Osmanlı İmparatorluğu anlatısı bitti. O eziklik bitti ve bir zafer anlatısı Cumhuriyet'le birlikte başladı. Ama o aradaki anlatıda kadınların modernleşmesi nasıl oldu? İşte oraya baktığım zaman ben bizde bir eziklik anlatısı görmüyorum. Bizde tam tersi bir birey olma ve bir özgürlük ve kendini bulma dönemi orası. Yani dolayısıyla Osmanlı modernleşmesinde kadın entelektüellerin, yani kadınların zihinsel dönüşümünün, babalarının kızları, ki bunların başında Fatma Ali'ye geliyor, Ahmet Cevdet Paşa'nın kızı, ünlü bürokrat, hukukçu Ahmet Cevdet Paşa'nın kızı Fatma Ali'ye geliyor. Babasının kızı, yani aydınlanmacı babaların kızlarının kendi adlarıyla yapıt ilk defa ellerine kalemi alarak kendi sözlerini söyleyebilmeye başlamaları, bu çok çok değerli ve önemli bir kırılma olduğunu düşünüyorum bunun. Hem bizim coğrafyamız hem dünya coğrafyası açısından. Çünkü 19. yüzyıl birinci dalga bildiğiniz gibi kadın hareketi, özgürlüğü. Dolayısıyla yüzyılların, yani antik Yunan'dan ve daha öncesinden beri gelen yüzyılların bir kırılma noktasıdır 19. yüzyıl kadınlar için. Kadınların kendi sözünü ele aldıkları ve birey oldukları dönem. İşte burada Fatma Aliye, onun birey olma macerasıyla başladım esasında araştırmaya. Yani nasıl kendi adını kanatlanmış oradan geliyordu. Harem sınırları içerisinde kendisini çıkmasa dahi haremin içerisinde, bu arada haremi kendine ait oda olarak aldım. Yani oryantalist klişe olan hareme bir yanıt olarak, bildiğiniz gibi değil bu harem. Tek ve statik bir harem yoktur. Tek bir doğulu kadın yoktur. Birçok kadınlık vardır. Tek bir feminizm yoktur. Sadece Batı feminizmi yoktur. Birinci dalga feminizm dediğimizde. Osmanlı feminizmi de vardır. Osmanlı kadın hareketi de vardır demek için bir araştırmaydı. Ve aynı zamanda işte bu zihinsel dönüşümü biraz yakın mercek ele almak istedim. Yani Serpil Çakır Hoca'nın Osmanlı Kadın Hareketi'nde bir dergi üzerinden aldığı çalışmalarım sırasında o kitap önemli bir paradigma kırılması oluşturmuştur 1990 sonrası tarih açısından. Yani bizim de ikinci dalgamızın 1980 sonrası kadın hareketi olduğu fark edilmiştir. Hani 1980 sonrası kadın hareketi bildiğiniz gibi birinci dalgadan haberdar değildi.
Yani orada bir kopuk bir dönem var. Buraya Serpil Hoca koyarak Osmanlı Kadın Hareketi'nin önemli bir bellek ve hafıza çalışması yapmış. Ben buradan daha edebiyatın içerisinden, çünkü ben dönüşümün edebiyatın içerisinden olduğunu fark ettim. Yani bizim bireyleşme ve zihnimizin açılması ve özgürleşmemiz edebiyatın, kalemi eline alan kadınların sayesinde oluyor. Esasında bizim feminizmimiz bir edebiyatın içerisinden çıkıyor. Bunun öncülerini ele almak istedim. Ama en önemlisi, hepsini alamadım, şöyle bir kısıtlama getirdim. Çünkü yurt dışına yazdığım için yurt dışında adını duyurabilmişler. Yani yapıtları İngilizce yazılmış ya da çevrilmiş olanları, bir de yurt dışına gitmiş olanları ele aldım. Böylelikle transnasyonel bir tarih yazmak istedim, bir katkıda bulunmak istedim. Nedir transnasyonel? Birinci dalganın Avrupa feminizmleriyle de iç ilişkide olduklarını göstermek istedim bu kadınların aynı zamanda. Böylelikle bir dostluk anlatısı da ortaya çıktı. Çünkü 19. yüzyılın çok önemli bir uluslararası kadın dayanışmasına dayanı bir ağı olduğunu görüyoruz. Ve bu ağın Osmanlı'daki ayağı da bir örgütlülük olmasa dahi, yani bu bir örgüt kurulmuş birinci buluşma, ama burada Selma Rıza mesela sadece üye olarak katılmış. Selma Rıza'yı da ele aldım bu açıdan. Ama Fatma Aliye'ye mesela Fransız feministlerden, gazetecilerden Marcel Tineyr var. Onu ele aldım kitapta. O ziyarete gelmiş. Mark Ellis var. Hatice Zinnurlar'la birlikte bir işbirliği yapmış. Dolayısıyla buradaki bireysel dostlukların esasında kelebek etkisi gibi çok da örgütlülüğe de yol açtığını, o kadınları, aynı zamanda 40 tane süreli kadın dergisi çıkmış. Bu çok büyük bir örgütlülüktür. Yani azımsanacak bir şey değil. Yani Osmanlı Kadın Hareketi 2-3 kadın elitin bir arada olduğu ve sohbet ettiği bir şey değil. Ciddi anlamda bir örgütlülüğün sergilendiğini göstermek istedim. Bunu biraz yurt dışına da göstermek istedim. O yüzden kitabın da yurt dışında yayınlanmasını çok istiyorum. Umarım bu da olur. Dolayısıyla oraya da ve buraya da şunu demek istedim. Yani bizim ciddi anlamda bir bireysel ve zihinsel dönüşümümüz var bu coğrafyadaki kadınların. Ve buna sahip çıkmalıyız, bundan haberdar olmalıyız. Çünkü anneannem hep bana Atatürk'ün haklarımızı verdiğini söylemişti. Yani bir yurttaşlık haklarımın olduğunu biliyordum ama nasıl bir birey olacağım? Yani yurttaş olmakla birey olmak arasında fark var. Yurttaşlık haklarına sahip çıkabilmek de birey olmakla, birey bilinciyle olduğu için, çünkü hakları verseniz de o hakların peşine düşmeyebilirsiniz. Öyle bir bilinciniz olmayabilir. Birazcık öyle bir dönemden geçtik biz kadınlar olarak. 80 sonrası tabii ki de güçlüydü ama demek o kadar da değilmiş ki, o kopukluk o kadar bizi etkilemiş ki, 90'larda ben öğrenciyken hala tarihi dinlerken tek erkek tarih olduğunu fark edememişim. Yani demek ki sadece haklar üzerine mücadele etmemiz bir işe yaramıyor. Bu bilince sahip olmamız için geçmişimizi bilmemiz de gerekiyormuş. Ve bu ciddi bir kopuklukmuş. Ve buradaki dönüşümü ele almak gerçekten tarih çekilikler baktığınızda hani 40 dergi çıkarılmış, hani çok büyük bir mücadele var. 40 dergi çok az bir şey değil. Ben de bunu hani ilk kez öğreniyorum. Ve gerçekten evet, bunu bilmek bugünümüzü de güçlendiren bir duygu yaratıyor bizde. Çünkü niye? Yani bu yeni bir şey değil. Kökleri Osmanlı'ya kadar gidiyor. O da o dönemden itibaren kadınlar kadınlık mücadelesi verdiler, haklarının arayışında oldular. Peki Fatma Aliye'ye geçelim mi? Siz orada çok geniş yer veriyorsunuz kitabınızda. Tabii. Fatma Aliye kimdir? Yani 19. yüzyılın hani Osmanlı döneminin önemli kadın yazarlarından biri. Ama Fatma Aliye'nin bir hikayesi, bir kimliği var. Nedir Fatma Aliye'yi özel kılan? Biraz onu tanıtıp ve ondan sonra da ben araya girmemek için bağlayacağım sorumu, onu tanıttıktan sonra da hikayesini nasıl olmuş da başarmış böyle bir kadın yazar olmayı, hani öyle bir dönemde bunu nasıl başarmış, hangi ortamdan nasıl engelleri aşarak sıyrılıp çıkabilmiş, biraz da onlara da değinirseniz çok iyi olur. Tabii. Fatma Aliye'nin tabii şanslı Fatma Aliye, çünkü Ahmet Cevdet Paşa'nın kızı. Ahmet Cevdet Paşa önemli bir aydın o dönemin, Tanzimat aydınlarından.
Ama aynı zamanda bir kişisel olarak bir deha da olduğunu söyleyebiliriz, dehası olduğunu. Çünkü Ahmet Mithat'la biyografisinde, yani Ahmet Mithat'ın Fatma Aliye'yi yazdığı biyografisi ama aynı zamanda Fatma Aliye'nin de mektuplarla katıldığı, o yüzden hem otobiyografi hem biyografi diyebiliriz. Tam 30 yaşındayken Fatma Aliye'ye yayınlanmış bir metin. Oradan öğrendiğimize göre 5 yaşında kendi kendine okuma yazmayı söken, işte Fransızca öğrenen bir zeka aynı zamanda. Ve Ahmet Cevdet Paşa da zaten Ahmet Mithat'a bu kız eğer erkek olsaydı çok büyük bir dahi olurdu da diyor. Zekasına, yani zeki bir kadın, dehası olan bir kadın. Tabii biliyoruz ki tarihte zeki olan kadınlar ve dehası olan kadınların çok trajik de hayatları olabiliyor. Çünkü o dehayı ve zekayı akıtabilecekleri bir toplumsal ortam bulamadıklarında intiharla sonuçlanan ya da delilikle sonuçlanan birçok sanatçıyı, yazarı, heykeltıraşı kadın biliyoruz. Fatma Aliye'nin işte şansı kendisini destekleyen bir ortama sahip olabilmesiydi. Yani o zekayı ortaya dökebilen ve aynı zamanda onu destekleyen. Ve bu destekleme annesi tarafından da görüyor bu desteği. Dolayısıyla sadece babası değil. Aynı zamanda Ahmet Mithat gibi dönemin en patronu diyelim edebiyat camiasının, kendi matbaası olan ve en önemli gazeteyi basan, bütün tefrikaların, çoğu tefrikanın kendi gazetesinde yayınlandığı, yani hakim o edebiyat alemine diyebiliriz. Onun da desteğini alıyor olması önemli bir avantaj. Aynı zamanda Fatma Aliye çok erken yaşta evlendirilmiş ama, yani her şeyde çok şey değilmiş, pembe değilmiş. Şunu söylüyor, benim bir odam ve masam vardı. Bu çok önemli bir şey, işte orada desteği görüyoruz. Ama aynı zamanda 17 yaşında da babasının seçtiği bir adamla evlendiriliyor ve o adam onunla uzun süre kitap okumasını yasaklıyor onun. Ve yazmasını yasaklıyor, kitaplarını yırtıyor. Bunu da Ahmet Mithat'tan öğreniyoruz o biyografide. Fakat Fatma Aliye'nin şöyle bir şey var, pes etmiyor. Ve aynı zamanda da bir direniş stratejisi geliştirdiğini görüyoruz. Bunu da mektuplardan fark ettik. Yani Ahmet Mithat'ın mektupları çıktı. Önemli bir araştırma. Osmanlıca'dan latinize edildi. Oradan görüyoruz nasıl bir strateji kurduğunu. Her kadın çok farklı direniş stratejilerine sahiptir. Kendi kişiliğine, karakterine uygun bir şekilde. Onun kendine göre, yani buradan da şunu deyip yargılayamayız. O yüzden de feminist yöntemle bu tarihi yazmaya çalıştım. Yani hiçbir kadını yargılamadan, şurada makbul bir feminizm var, bu çıtaya göre bu daha az feminist, bu daha yüksek feminist diye bakmadan ya da bu daha az özgürlükçü, şu daha çok özgürlükçü diye bakmadan her ve aynı zamanda şunu da yapmadım. Bugünün tarihi koşullarında da konjonktürlerinde o güne bakmadan yapmaya çalıştım bu çalışmayı. Çünkü çok önemli. Evet, Fatma Aliye mesela bildiğiniz gibi paranın üzerine, 50 liranın üzerine konduğu zaman bir tartışmayla başlıyor araştırma. Orada tamamen sıkıştırılmaya çalışılıyor. Yani cumhuriyetçiler ve muhafazakarlar, mütedeyyinler arasında bir yerlere. Halbuki Fatma Aliye'nin yeri çok özgün bir yer. Ve o yeri özellikle belirtmek istedim. Onu da oraya konumlandırmak istedim. Onu da kızı çok güzel anlatıyor. Dördüncü kızı İsmet. Yani benim annem muhafazakar avantgardı diyor. Bu çok önemli bir tespit. Ve muhafazakar avantgardı da Tanpınar çalıştığım için biliyorum. Esasında çok da Tanpınar'a benzeyen. Aynı zamanda Paris modernleşmesine de benzer. Çünkü biliyorsunuz ki bir açık müzedir ve çok muhafaza eder. Yani o tarihi gelenekleri ama aynı zamanda moderni onun üzerine kurar. Esasında Fatma Aliye'nin de bakışı çok yıkmadan hızlı bir ilerleme değil, muhafaza ederek yavaş bir dönüşümden yanaydı. Onun istediği gibi bir dönüşüm olsaydı biz belki de kadınlar olarak çok farklı bir bilinçli olabilirdik diye de düşünmeden kendime edemiyorum. Dolayısıyla çok özel ve değerli bir düşünür esasında. İsmet'in de dediği gibi kızının, benim annem yazar değildi, benim annem kadın ve erkek eşitliğine, yani toplumsal cinsiyet eşitliğine inandığı için o dava için bu kitapları yazardı. Bir dava kadınıydı der. Yani Fatma Aliye'ye o yüzden Ahmet Mithat'ın feylozof kızım demesi de bir tesadüf değildir. Fatma Aliye gerçekten hayatı üzerine, kadınlar üzerine, kadınlık üzerine,
entelektüel bir düşünürdür, düşünür. Dolayısıyla bu düşüncenin içerisinde tabii ki de İslam'ı öne çıkarttığını görüyoruz. Bu ama bugünden baktığımız zaman onu İslamcı veya da Müslüman feminist kılmıyor. Çünkü Namık Kemaller ve Yeni Osmanlılar da İslam'ı ve İslam'ın ilk zamanlarında bir çıtı olarak alırlardı zaten. Daha sonrasında Türkçülük oldu, yani buradaki merkez İslam'dı. Aynı zamanda Selma Rıza mesela Abdülhamit karşıtı bir figür olarak Fatma Ali'nin yanında dost olarak durabiliyor. Buradaki dönemin kadın dostluklarından da çok feyz almak gerekiyor. Çünkü Abdülhamit'in yanında duran Ahmet Mithat ve Ahmet Mithat'ın yanında duran, yani himayesinde olan bir Fatma Ali'ye Abdülhamitçi görünüyor. Ama Selma Rıza ve Emine Semiye, kız kardeşi Fatma Ali'nin ve Selma Rıza, Abdülhamit karşıtı mesela ve Jön Türklerle bir arada. Ama bu kadınlar bir araya gelebiliyor bu dergiler etrafında ve kadınları güçlendirebiliyorlar. Kız çocuklarını okutabiliyorlar, maddi destek verebiliyorlar. Birçok çizgileri var siyaseti, yani Abdülhamit'i ya Abdülhamit karşıtlığını kamuoyunda da ifade edebiliyorlar. Mesela Selma Rıza Meşveret dergisini çıkartmak için Paris'e kaçıyor. Çünkü abisi Jön Türklerin başı. Yani kendi politik mücadelelerini de sert bir şekilde ve cesur bir şekilde yapıyorlar. Ama Fatma Ali'ye de kendi içinde bir mücadeleyi ve kadın okura çok fazla ulaşarak, yani esasında onun da oradaki görevi kitlelere ulaşmak olmuş. Romanlar yazarak, hareminde kalarak ama romanları Fransızca'ya çevirerek ya da Amerika'daki Chicago Fuarı'na giderek, yani adı ünlenerek bir şey çıkıyor kendisine, bir kişi, yani nasıl diyeyim, ölümsüz kılıyor diyebiliriz. 1936'ya geldiğinde Turhan Tan vefat ettiği zaman unutularak ölen bir edip ediyor. Mesela bu beni çok üzmüştü. Yani unutularak ölüyor ve konumlandırılması da işte sonrasında, yani peçeye karşı diyor ve karanlığa karşı bir aydınlık yüzdü diyor mesela. Bu da önemli bir veri. Dolayısıyla daha sonra işte müfredata girmemesi, Halide Edip'in daha çok bizim işte Halide Edip bilmemiz, mesela Fatma Ali'yi bilmememiz. Bütün bu kopukluklara da biraz baktım. Nezihe Muhittin, mesela Nezihe Muhittin Fatma Ali'yi her salı ziyaret edermiş. O son halka gibi bir şey. Yani Nezihe Muhittin'in başına gelenler, o cumhuriyet kurulmadan önce ya da kurulurken. Yani bu tarihi kırılmalar, hafızasızlık üzerinden. Fatma Ali'nin yanlış konumlandırılması 2009 sonrası paraların üzerinde. Bütün bunları da katarak kitaba bir Fatma Ali'ye portresi esasında feminist bakışla çizmeye çalıştım. Ve İslam'a ele alışın da muhafazakar bir yerden değil, antisömürgeci bir yerden baktım. Çünkü makaleleri özellikle İslam'la ilgilidir. Yani romanlarında bir İslamiyet'le ilgili herhangi bir şey yoktur. Ama romanlarında farklı kadınlıklar vardır. Yani muhafazakar kadınlar da vardır. Mesela Levai'yi Hayatta Mektuplarda aileyi öven ya da geleneksel ailenin, yani koca sevgisinin önemini söyleyen örneğin. Ama başka bir ses daha vardır. Ben kocamdan dayak yiyorum, kocamı sevecek miyim der mesela. Kadınları konuşturur. Sonra Refet gibi, onları Türkiye İş Bankası'ndan günümüz Türkçesine sadeleştirmeye başladım ben de teker teker, yani genç nesille buluşabilsin diye. Şimdi Refet çıktı, ardından Levai Hayat çıktı. Udi çalışacağım ileride. Burada şunu görüyoruz, mesela Refet'te de yoksul bir kadının, ama çirkin ve yoksul bir kadının, yani hiçbir kültürel sermayesi ve başka patriarkal ortamda avantajı olmayan bir kadının tek başına zengin kadınların desteğiyle okuyabilmesi mesela. Orada da görüyoruz sınıflar arası bir desteğin olduğunu 19. yüzyılda kadınlar arasında. Bunu gördüğümüz bir romandır ve Refet özellikle Reşat Nuri'nin Çalıkuşu'ndan önce ilk öğretmen kahramanımızdır mesela. Ve Reşat Nuri de ondan esinlendiğini de zaten anılarında söylüyor. Yani Udi'yi de önemser mesela Reşat Nuri ve Fatma Ali'nin Udi'sinin kasabalarda, taşralarda kadınlar tarafından, topluluklar tarafından okunduğundan bahseder. Dolayısıyla Fatma Ali'ye, yani öncü bir figür olarak, etkili bir figür olarak ve 5 roman yazmış ve Hanımlara Mahsus gazetenin ilk gazete ve en uzun süreli gazete biliyorsunuz. Oranın önemli kalemi. Kadınlara yazabilmeyi göstererek diğerlerini de yazmasını teşvik etmiş. Yani birçok başka kadın yazar da Fatma Ali'ye yazmaya başladıktan sonra yazmaya başlamış ondan cesaret alarak. O kadın erkek ne nasıl yansıtabilmiş makalelerinde ya da romanlarında? Yani kadın erkek?
eşitliği fikrini. Eşitliği fikrini. En başta bir kere kadın okura seslendiğini ve ona çalışman gerek, ekonomik özgürlüğüne sahip olman gerek. Mesela Refet öyle bir kahraman. Öğretmen oluyor ve ekonomik özgürlüğüne sahip olup evliliği reddeden bir kadın kahraman. Kadın dostlukları, dayanışma ile çalışma, ekonomik bağımsızlık ve aşka karşı dikkatli olma, akılcı bir yaklaşım. O yüzden ben aydınlanmacı buldum Fatma Ali'yi. Yani Mary Wollstonecraft'ın 1790'larda yazdığı Kadın Haklarını Gerekçelendirmesi kitabındaki aydınlanmacı ve aşka bakışı çok benzer Fatma Ali'yle. Birinci dalga feminist hareketin aşka bakışı akılcı ve aydınlanmacıdır. Yani şöyle ki aşkın kadınları bir oyuncak, erkeklerin elinde bir oyuncak yapan bir ideoloji olduğunu farkındadırlar. Ve evlilik kurumunu da sorguluyor Fatma Ali aynı zamanda. Ev içi şiddeti yani erkek şiddetini de sorguluyor. Erkek kahramanlar kötü şeyler var, tipler var. İçki içen, eve gelmeyen ve aileler erkekleri düzenli bir yaşama girsinler diye evlendiriyorlar. Yani burada kadına görev düştüğü ve kadınların hayatının karartıldığı. Halbuki kadınların kendileri için eğitilmeleri, yani hayatı keşfetmek ve insan olmak için eğitilmeleri gerektiği. Ve mesela Muadarat, ilk romanı Fazıl'a, baba evinden de koca evinden de kaçan ve gidip Beyrut'ta iş bulup çalışan bir karakter. Dolayısıyla çok güçlü kadın kahramanlar çiziyor. Evliliği, çok eşliliği reddeden, yani eleştiriler şunlar. Çok eşlilik eleştirisi, evlilik kurumu eleştirisi, erkek şiddeti eleştirisi, eğitim ve çalışma hakkı. Bu eşitlik açısından romanlarda işlenenler. Bütün bunlar da şu an savunulan görüşler yani. Hani kadın ekonomik özgürlüğünü en başta kazanmalı diye savunduğumuz şey. Ve eğitim erken yaşta evlendirilmemeli. Peki, evet. Hani dediniz ya aslında feminizm tarihi Osmanlı'dan itibaren var ama bir arada kopukluk olmuş. Neden kopukluk olmuş? Yani bu kadar isim, bu kadar kadın mücadele etmişken niçin hafızalarda, toplumsal hafızada yer almamış ve neden 80'li yıllara kadar bir kopuş söz konusu olmuş? Şimdi Tülay Hanım, şöyle bir şey ben keşfettim. İşte onu gaflette yazmıştım da. Şöyle bir durum var. Mesela bu Kadınlar Dünyası dergisinde de özellikle yazılarda yazılıyor. Sosyalizm ve feminizm cereyanı. Özellikle kadınlar şunu söylüyor. Şu anda feminizm ve sosyalizm cereyanı var. Gerçekten 19. yüzyılda etkili toplumsal şeyler bunlar, teoriler diyeyim. Fakat feminizm çok daha kitlelere yayılmış. Ve mesela Yakup Kadri gibi aydınlanmacı figürlerin karşı durduğunu görüyoruz. İşte Sözcük üzerinden özellikle tartışma yaratıyorlar ya da işte çok sert buluyorlar kadınları vesaire. Ve şunu görüyoruz. 1900 yani Nezihe Muhittin'in Kadınlar Halk Fırkasını kurmak istemesi ve hayır olmaz size oy ve yani seçim ve seçilme hakkı bu yeni cumhuriyette verilmeyecek. O yüzden siz bir şey kuramazsınız, parti kuramazsınız, onu bir şeye dönüştürün demesiyle birlikte cumhuriyet döneminde özellikle zaten bu seçim ve seçilme hakkının tartışması sırasında da bunu görüyoruz. Bütün bir karşı yani kadın hareketinin özgürlüklerine karşı bir düşmanlık çıkıyor ortaya ama aynı zamanda da Cumhuriyet'in bunu sahiplenmek için de yani biz moderniz, biz işte özgürlükçüyüz gibi bir ikili tavra girdiğini ama haklarsa da biz veririz. Yani bir denetim ve kısıtlamaya gittiğini, bir sınırlamaya gittiğini bilinçli olarak görüyoruz. Özellikle Nezihe Muhittin'in barış konferansı da önemli bir şey olmuş, etki olmuş. Çünkü artık siyasete de girmeye başlamış kadınlar ve diplomasiye de. Yani çünkü birinci dalgadaki Avrupa'daki kadınlar Birinci Dünya Savaşı'na karşı da bir araya gelen örgütler kuruyorlar. Yani diplomasilerin ve savaşların da içerisindeler ve söz söylüyorlar, siyasi söz üretiyorlar. Aynı şeyi Türkiye Cumhuriyeti daha Cumhuriyet kurulma sırasındayken ve o dönemlerde yapmaya başlanınca biz yani bir durun siz, hani biz her şeyi halledeceğiz gibi bir şey çıkmış.
Bununla birlikte bir ket vuruluyor kadınların aktivitelerine ve faaliyetlerine. Bir Anadolu kadını figürü ön plana çıkıyor. İstanbul kadını ve onların faaliyetleri daha bir itibarsızlaştırılıyor açıkçası. Özellikle kadın şeyde Türk Kadınlar Birliği'nin şeyi değişiyor, başı değişiyor, tüzük değişiyor ve orada Nezihe Muhittin'e ve onun temsil ettiği esasında bir Osmanlı feminizmi, yani bu İstanbul'dan ki edebiyatla birlikte gelen Osmanlı feminizminin yerine bir Anadolu kadını ulusal mücadele, bir Cumhuriyet kadını figürü konulmaya başlanıyor. Fakat bu konulan figür birazcık işte şey, yani Cumhuriyet'in ideolojisine uygun kadın tipleri yaratılıyor. Dolayısıyla ben şunu söyledim. Yani Ahmet Cevdet Paşa'nın kızı Fatma Aliye kendi kendine bir yolculukta ve Fatma Aliye'nin etrafındaki diğer kadınlar kendi kendine bir yolculuktalar ve kendi yollarında bir bireyselleşme yaşıyorlar. Esasında bir denetim ve sınırlandırma yok orada. Ki düşünün, hepsi, birçok kadın haremden de kaçabiliyor. Hatice Zinnur'un inanılmaz bir macerası var. İşte Selma Rıza'nın öyle gibi. Fakat hatta tehdit haline dönüşüyorlar. Yani vatan haini diye. Çünkü Abdülhamid'i yurt dışında çok kötülüyorlar. Harem olarak, kölelik olarak kadınların, yani orada bir siyasi denetim kurulamıyor kadınlar üzerinde. Şeye kadar, Cumhuriyet'e kadar. Ama Cumhuriyet'ten itibaren şöyle bir şey başlıyor. Atatürk'ün kızları, yani babanın kızları, dolayısıyla bireyselleşmiş kadınlar esasında kız çocuğuna döndürüldüğünü tespit ettim, gördüm ben. Afet İnan gibi, yani bir modeller çıkıyor ortaya ve bunlar Atatürk'ün manevi kızları ve bunlar modernleşmenin bize sunulan örnekleri gibi. Ama bu manevi kızlar Atatürk'ün eğittiği, ne okuyacağını söylediği, ne giyeceğini söylediği, yani çok sınırlı ve denetimli bir kadınlık çıkıyor ortaya açıkçası. Yeni baştan kız çocuklarına dönüyoruz. Dolayısıyla bireyselleşmemize bir ket vuruluyor. Yani sözümüzün ciddiyetine bir ket vuruluyor. Ve bunu edebiyatta baba eleştirmen motifinde görebiliyoruz. Toplumcu, gerçekçi, solcu bir edebiyat ve kültür ortamı oluşuyor. Feminizmin olmadığı, Asım Bezircilerle ve daha sonra Fethi Naci'lerle. Bu öncesinde de zaten düşünün, 40 tane şeyimiz var, kadın dergisi var. Sonraki dergilerin hepsi ve bu kadın dergilerinde edebiyat var, tefrika var. Yani kadın edebiyatı var. Sonraki dergiler hep erkekler tarafından çıkarılmış ve hep erkek edebiyat var. Tek tük kadınlar çıkıyor ortaya. Ve 50'lerde Leyla Erbil çıktığı zaman, Sevim Burak çıktığı zaman Fatma Aliye'den bir Osmanlı kadın edebiyatından haberdar değiller. Yani ellerine bu coğrafyada ilk kalemi almış kadınlardan ve kendi özgürlük mücadelesini vermiş, ki bu Leyla Erbil'lerde feminist bir şey buluyoruz, özgürleşme, kişisel özgürleşme, kadın özgürleşmesi temalarını buluyoruz ama bu temaların daha öncesinde olduğundan haberleri yok. Ki bunu söyleyecek daha sonra Leyla Erbil 1980'lerdeki röportajında, bizim hiç bunlardan haberimiz yoktu diye. Ve Asım Bezirci gibi figürler küçük kız olarak görüyor bu edebiyatın içerisinden çıkmış kadınları ve onlara toplumcu, gerçekçi ve solcu yazmadıkları için burjuva diye burun kıvırabiliyorlar ya da işte bunlar kadın sorunu, sınıf sorununa gelelim demeye başlıyorlar. Şimdi böyle olduğu zaman orada bir kırılma oluyor. Sınıf sorunu ve işte toplumcu gerçekçilik ciddi bir şeye dönüşüyor. Kadınlar ilk defa sanki kalemi ellerine almışlar gibi bir tavırla karşılaşıyorlar o baba eleştirmen erkeklerden. Evet. Halbuki o kadınlar bilselerdi bir edebiyatları olduğunu ve bu tarih bir şekilde gelseydi hem kadın eleştirmenler olacaktı. Çünkü bu edebiyat dergilerinde, yani kadınların çıkarttığı dergilerde edebiyat eleştirisine de rastlıyorsunuz. Dolayısıyla hem eleştirmenler kuşağımız daha fazla olacaktı kadınlar açısından, hem yazar kuşağımız daha fazla olacaktı. Ve kadın yazarlarımız da, bizim bir edebiyat tarihimiz var, bir edebiyat ilk defa elimize kalemi almıyoruz diyebileceklerdi. Buradaki tavır daha yeni yeni eline kalemi almış kadın yazarlar tavrına bürünüyorlar açıkçası eleştirmenler bu yüzden. Çok yazık olmuş ama neyse ki sizin gibi araştırmacılarımız sayesinde de bunlar artık gün yüzüne çıkıyor ve bizlerle buluşuyor. Gerçekten önemli yaptığınız çalışmalar. Son bir şey soracağım. Yakınlarda üzerinde çalıştığınız
Yeni bir araştırma, yeni bir kitap çalışması var mı? Onu son cümlemiz olsun, süremiz de bitmeden röportajımızı tamamlamış olalım. Evet var. Şimdi Tefrika projesi kapsamında bir yeni Tefrika, yani bir kadın yazarın bir Tefrikası üzerine çalışıyorum. Bir başka kitap var. O sürpriz olsun, söylemeyeyim şimdi. Ama çalışmalara devam ediyoruz açıkçası. Çok teşekkür ediyorum. Siz aynı zamanda da feminist harekette, feminist bir aktivist olarak da, akademisyen olarak da epey faalsiniz. Bir başka videoda da bugünün koşullarını, bugün kadınlar olarak yaşadığımız çok önemli sorunlar var. Onları da konuşmak isterim. Tamam Tülay Hanımcığım. Çok teşekkür ediyorum beni davet ettiğiniz için. Ben çok teşekkür ederim. Yeniden görüşmek dileğiyle. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.